Merhaba, ben Güven İslamoğlu. Yaklaşık 35 yıldır gazetecilik yapıyorum. Yaklaşık 20 yıldır da çevre doğa konusunda programlar yapıyorum. Konferanslar veriyorum. 15 yıl önceki Güven İslamoğlu değilim. 15 yıl önceki küresel iklim değişikliğine bakışım, tüketim alışkanlıkları bakışım, işte bir lamba kapatalım, iki çöp toplayalımla başlamıştı. Fakat şu anda başka bir dünyaya geldik. Yani var olacak mıyız, olmayacak mıyız? Yani doğanın hiçbir sorunu yok. Küresel iklim değişikliğiyle doğanın hiçbir sorunu yok. Meteor çarpmış bir dünya kendini yenilemiş. İnsanın etkisiyle mi kendini yenileyemeyecek? Ama bizim şu anda kaygımız, çocuklarımız bu dünyada olacak mı, olmayacak mı? İnsanoğlu var olacak mı, olmayacak mı? Varlığımız söz konusu. Farkında mıyız? Çok farkında değiliz. Niye farkında değiliz? Yaşadığımız dünyayı bile bilmiyoruz. Oksijen ne zaman ortaya çıkmış? İşte karbondioksit döngüsü ne zaman başlamış? Venüs'te de şu anda ısınıyor. Venüs'te de karbon oranı çok yüksek. Fakat Venüs'te karbon oranı çok yüksek olmasına rağmen şu anda 450 derece Venüs. Dünya da Venüs'e benziyor ama dünyamız şu anda 15-16 derece. Ne oldu da hangi faktörler devreye girdi de dünyamız bu hale geldi? Bunları düşünüyor muyuz? Çok düşünmüyoruz. Düşündüğünüz zaman iş başka bir tarafa gidiyor. Yani 2,5 milyar yıl önceye sizi ışınlasam yaşayamazsın, oksijen yok. Niye? 1 milyar yıl önceye göndereyim sizi, gene yaşayamazsınız, oksijen yok. Oksijen ne zaman başlamış? İlk 3 milyar yılında ne olmuş? Sonra dünya kendisi nasıl dengelemiş? 4,5 milyar yılda nasıl dengeye oturmuşuz da biz bu dengeyi bir anda bozmuşuz. İşte aslında ben bunları anlatmaya çalışıyorum. Yani çocuklara da aynı şeyi anlatıyorum. Büyüklere de aynı şeyi anlatıyorum. Bakanlıklara da gittiğimde, kurumlara da gittiğimde aynı şeyi anlatıyorum. Çünkü bize bu öğretilmemiş. Yaşadığımız dünyayı bilmiyoruz. Bindiğimiz arabayı kim kullanıyor, nasıl icat edilmiş bilmiyoruz. Bunu bildiğiniz zaman işler değişiyor. İşte o zaman dünya bize ne anlatmak istediğini daha rahat anlamaya başlıyorsunuz. Çünkü son 18 bin yılda buzul çağından çıkmışız. Dünyanın en güzel zamanı, dediğim gibi 2 milyar yıl önce ışınlasam yaşayamazsınız, 1 milyar yıl önce ışınlasam yaşayamazsınız. Ağacı gör desem ben size, ağacı görmeye 1 milyar yıl önceye göndereyim, gene ağacı göremezsiniz. 500 milyon yıl öncesine göndermem gerekiyor. Ağacın oluşumu bile çok yakın zamanda. Her şey çok yakın zamanda şekillenmiş ve 4,5 milyar yıllık mirası biz 250 yıl içinde tükettik. Ama dünyanın kendi bir dinamikleri var. Bu dinamikleri harekete geçirdiği zaman doğa kendini yenileyecek. Bize bile bakmayacak işte. O zaman biz bu dünyada var olacak mıyız, olmayacak mıyız? Ben aslında bunları konuşmak istiyorum sizlerle. Görüşmek üzere.